Hello! Herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. İyi sonları olsun. Hazırsanız gündemi değerlendireceğiz. Hiç de iç açıcı değil. Bazı takipçilerim, Seboş, seni kafa dağıtmak için izliyoruz. Ve e, haberlerde izlediğimiz o kötü haberleri senden duymak e, istemiyoruz gibi selzenişler de oluyor haklı olarak. Ama e, duyarsız kalmak, tepkisiz kalmak, Yok saymak da yaşananları ne kadar doğru olur takdir tabi sizin ama e, bu coğrafyada yaşıyorsak acılarımıza da duyarsız olamayız. Hayat bu. Her gün gülemeyeceğimiz gibi böyle üzüntülü haberler olduğunda da pas geçemeyiz. Bunları görmezden gelemeyiz arkadaşlar. Devam edelim o zaman. Gerçekten içimiz yanıyor. Dün kabus gibi bir gündü diyebiliriz. E, gencecik, pırıl pırıl bir genç kız hatta iki tane genç kız hayata gözlerini kapattı. Biri hunharca ve vahşet içerisinde öldürüldü. E, ve bu e, o kadar korkunç bir ölüm ki Allah o aileye, o kızın ailesine, annesine, babasına bugün cenaze töreni vardı dondu kaldı o baba. E, anne zaten artık zaten çığlıkları biliyorsunuz o videoları izlediyseniz o kızını o halde gördüğü zaman o annenin feryatları yani nasıl düzelecek o aile bir daha nasıl hayatlarına devam edecek Rabbim sabrını versin ne diyelim bilmiyorum çok zor çünkü ee, yani e, ünlüler de tabii ki tepki gösterdi. Nebahat Şehir'e bakın ne diyor bugün avazım çıktığı kadar bağırmak istiyorum kadar güzel duygularını ifade etmiş ki iki masum kız çocuğu vahşice öldürüldü. Hiçbir anne çok acı çekmiştir kızım keşke kurşunla öldürselerdi diyecek kadar çaresiz kalmayı hak etmez diyor. Haksız mı sizce de? Ay yani ben o şeyi tekrarlamak istemiyorum. Beden uzunlarını bütünlüğünü bozacak şekilde eylemin içerisinde olan ay kendini öldürseydin de keşke o kızlara dokunmasaydın. Bir de videosu çıktı. Ay melek yüzlü şeytanlar, hani hiç ummansın çocuğun yüzünden sakin konuşan videosunu izledim, bilmiyorum denk geldi izlediniz mi? Son derece sakin konuşan, özür dileyen, kibar, yani tipimi ki de öyle. Hani yani işte ne günlerdeyiz artık? Yani evlat büyütmek de çok zor, anne baba olmak da çok zor ee, ve demiş ki Nebahat çehre kadına şiddete, tecavüze, tacize ee, geçit yok. Herkes bunu anlayana kadar susmuyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye o da e, suçluların cezalandırılması için katı kuralların olması gerektiğini düşünen tarafta diye düşünüyorum. E, yani tabii ki öyle olmalı. Ağır cezalar, ağır yaptırımlar olmalı ki bu na cesaret ya da yeltenmeye kalkanlar buna cesaret edemesin. Bakın Eylül ayında 34 kadın katledilmiş. Yani çok ciddi rakamlar bunlar arkadaşlar ve bunun 20 kadın ölümü şüpheli, 18 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilememiş. Bu kadar çok insanın bir ay içerisinde hayatını kaybediyor oluşu ahlaki bir çöküş, inanılmaz bir ne derler toplumsal bir çöküşe doğru gittiğimizin sinyalleridir. Düşünebiliyor musunuz? Kendi kendine çocuk işte karar vermiş. Ben aslında seninle o buluştuğumda öldürecektim seni. Ondan sonra seni oraya çağırdığımda öldürecektim. Sana Allah yardım etti falan. Yani bütün soğukkanlılığıyla bağıra bağıra bu olay gelmiş aslında. Bu videoları da sosyal medyasında sakin sakin paylaşmış. Tehlikenin büyüklüğüne bakar mısınız? Önlem alınabilirmiş aslında. Yani bu diye gelmeden bir şeyler yapılabilirmiş. Ee, o, o çocuğun çığlıkları ablamdan ne istediniz diye yani benim can, e, canım ciğer ablamdan ne istediniz ay yürekleri dağladı cenaze töreninde e, o donup kalan baba bir anda kızının ikbal diye feryatları aile perişan nasıl olmasın hangi aile böyle bir travmatik e, kaotik bu kadar korkunç bir olayı kaldırabilir çok zor 19 yaşında su gibi gencecik bugün bütün gün X platformunda o kızın işte ölmeden önceki kız arkadaşlarıyla olan görüntüleri, o sapkın, sapık, sadist çocuğun bir çektiği videolar. Ne bileyim diğer kaybettiğimiz kızın annesi babası onlar da acı çekiyor tabii ki. Bunlar hemen bugün defnedildi. korkunç korkunç şeyler yaşıyoruz ve biz Bunları yaşamak istemiyoruz. Aslında suça teşebbüs etmeden de bir takım e, şeyler yapılabilir, önlenebilir. Takip sistemi olmalı. Kaç kere şikayet etmiş. Bu kız bundan bayağı bir çekmiş. Okulda zaten aynı okuldan arkadaşlarmış. Bu kızın peşine düşmüş. Hatta video çekmiş. Ben kendi hayatıma son vereceğim. Senden özür diliyorum. Artık sıkıntılarım bitiyor falan gibi söylemlerde bulunmuş. Ama keşke kendini geberteydin de bu kız çocuğa dokunmasaydın ya. Ya belki de sadece uyuşturucu değil, bunların içine şeytan mı giriyor acaba? Anlıyorum çok üzülüyorsunuz bu konuları konuşmak keyifsiz, sevimsiz ama sosyolojik bir çürüme var. Farkında mısınız? Artık hiçbir şeye güven yok. Ee, i̇nsanlar sokakta gezmeye korkar hale getirildi. Bu artık birileri de buradan kendine vazife çıkarıyor. Şeriat gelsin. Bu sistem bunu yürüdü. ne alakası var ya. Yani bunun e, hukuk kurallarını sağlam işleteceksiniz. Birileri birinden şikayetçi olduğunda mesela kamuoyunun baskısından o kızı köşeye sıkıştırdılar üstüne atladı, tecavüz edecek sokak ortasında. Onu salı verdiler biliyorsunuz. O görüntüler kamuoyuna medyaya yansıdı diye tekrar gözaltına aldılar ki suç makinesi. Suçluları salı vermeyecekler kardeşim. Suç potansiyeli barındıran insanları salmayacaklar bunları. Eee Rehabiliteme ediyorlar Kapalımı tutuyorlar e, Millet çoluğunu çocuğunu Yemeyip yedirip giymeyip Giydirip gözünden sakınıp Büyütüp bu katil sürüleri Bu sapkınlar Katletsin diye mi büyütüyor bu analar babalar Ay kulaklarımda çınlıyor o kadının e, Feryatları O annenin feryatları Yani e, Çok üzülüyorum Bugün zaten uyandığımda da e, Çok birkaç kez de evinde misafir olduğum Bir kere falan daha eski, buradan önce oturduğum evdeki komşumun arkadaşlarıydı. Gittik, misafir olduk falan. Ay kötü bir haber aldım. 35 yaşında kadın, gencecik pırıl pırıl intihar etmiş. İçinizi karartmak istemiyorum. Karamsar tablolarla sizi üzmek de istemiyorum ama e, sosyal bir çöküş var. Bu kadar e, intihar vakalarının artması, bu kadar Kadına şiddetin artması, bu kadar e, insanların saldırganlaşması e, şeyi söylemiyorum bile. E5'teki o e, insanların arasında eze eze adamın çekip gitmesini söylemiyorum bile. Fasasıllıymış, fasasıllı bir Amerikan vatandaşı geliyor. Araba satın alma yerinden kaçırıyor. Yani Çıldırmışlık hali yani artık dünyanın her yerinde de var, bizde de var ama Çoğaldı sanki bu durumlar ve üzülüyoruz. Aman hadi kafamız alsın. Ay resmen şakakları ağrı giriyor. Bu konuları konuşunca aman dikkat edin hayatım. Çocuklarınızı sıkı takip edin. Kimlerle görüştüğüne, kimlerle anneleri buradan uyaralım. Arkadaşlık ettiğine. Anneler çocuklarının sırdaşı oluyor. Babalarla belki biraz mesafe olabilir ama anneler annelere çok iş düşüyor. Çocuklarını özellikle de Arkadaşı olmayı, hayatlarının içerisinde kontrol mekanizması üstünde sürekli kimlerle görüşüyor, ne tarz müziklere eğilimi var, iyi gözlemlemeli ve e, korumak için en azından müdahale etmesi gerektiği yerde müdahale etme, etmelidir diye düşünüyorum. Tabii ki alın yazısı kader, e, insanın bir alın yazısına e, bir şeyleri e, yaşamak için geldiğimize inanıyorum ama e, böyle de ne bileyim bu kadar da dikkatsiz de olunmamalı ya. Bu kadar bakın salı veriyorlar ya. 50 kere şikayet ediyorlar. Öldürünce mi alıp hapse Öldürmeden bunun çözümünü bulmalısınız diye düşünüyorum. Ve devam edelim. Ee, üzmek istemiyorum sizi. O yüzden bakın detayları vermiyorum ama bugün toprağa verildiler. Ee, kimse yokmuş. Bir de ki ne olacak ki? Millet gidecek hali yok ya. O iblis de defnedilmiş. E, iki kızımızı da e, cenaze töreni yapıldı ve e, kaç aileye o be, ne derler yaratık dediğimizin de evine ateş düştü. Onun da anasının babasının. Üç ailenin evine ateş düştü. Korkunç bir şey. Yani bunlardan işte e, çocuklarımızı korumak adına dinledikleri müziklere bu birazcık da e, satanist e, ne bileyim şiddet ağırlıklı görseller Meteryaller o çocuğun da evinde çıkmış çünkü çocuğunuz nelere ilgi duyuyor evindeki sembol membol böyle şeyler varsa önleminizi alın dikkat edin yani bir eliniz sürekli çocuklarınızın üstünde olsun kötü zamandayız çocukları korumak adına bu önemli hadi kafamız dağılsın ee, üzmek istemiyorum sizi dün kızılcık şerbetine baktım birazcık kızılcık şerbeti ee, Zannedersem doğayla izleyenler anlayacaktır. Fatih'i tekrar yakınlaştıracaklar. Ee, iyi de olur çünkü ilişkilerin içini boşaltmasınlar. Bizi izliyorlar ya da dinliyorlar dedim ki kıvılcım olan saygımı yitirdim. Hakikaten kıvılcım karakteri ayaklarının üstünde duran çağdaş bir kadının e, ne bileyim bir duruşu olan bir kadındı. Şimdi kadın öyle bir e, şeye evrildiler ki kadın kimle beraberse. Onun iş yerinde çalışan. Ne bileyim böyle pasivize ettiler kadını bir anda. O dik duruşlu kadını böyle e, daha ilişkisi bitmeden başkasıyla ilişkiye şar pozisyona düşürdüler. Vay neymiş yatmamış kalkmamış. Oraya o pozisyona kadar gösterdikten sonra yatsa ne yatmasa ne böyle lafa bak yalnız. E, o karakteri nasıl toparlayacaklar bilmiyorum ama e, Nursema omurgalı duruyor. Herhalde evdeki tek akıllı kadın o. Ben yemiyorum senin e, bu şey hallerini, iyilik meleği hallerini bana geçmiyor e, diye e, tavrını koydu. Yalnız e, şeye de tuzak kuruyor. Mustafa Garibim'e e, bir kız tanıştırdı falandır fişmandır ona da bir tuzak kuruyor. Nilay'dan intikam almak için öfke dolu bir kadın gözü dönmüş herkesten intikam almak için. Niye bu aileye bu kadar kinlendi orasını anlamış değilim. E, sürekli birbirlerinden intikam almayan almak isteyen insanların bir arada olduğu bir ev görüyoruz. Hadi diyelim biraz belki keyifleniriz. Tarkan şarkıları çaldı ama Tarkan'ın çaldığı şarkıyla dans edilecek bir şarkı değildi. Ee, ama gene de ne derler Tarkan'a mi yapmak istediler ya da ne bileyim Tarkan albümünün tanıtımı oldu gibi bir şey oldu. Eee enteresan da o sahnesi de. Birazcık bazen böyle hani Gereksiz reklam, pompalanmış işler, senaryoyu dağıtmak, böyle saçma sapan alanlara çekmek, konunun dışına çıkmak e, izleyiciyi yoruyor gibi geliyor bana. Eski keyfi yok yine de. Ben Kızılcık Şerbet'i benim için birazcık e, ne derler Konu sıkıntısı çekiyor herhalde. Saçmaladı gibi geliyor. Bakalım ama doğayla e, Fatih'in aşkının devam etmesini isterim. Hiç değil miyse aşk inancımız bitmez. Çünkü öyle içini boşalttılar ki e, karakterleri e, insanlar sevmiyor. Farklı farklı insanların koynuna sokup sokup çıkarmayın gencecik çocukları. O yüzden e, aşkı olan inancımızı kaybetmek istemiyoruz deyip devam edelim. Şeyvan Subaşı meditasyon yaparken bir paylaşım yapmış. Yeni sevgili de yaptı. Üstelik de boşandığı gün bunu manidar bir şekilde evlendi diye mi yaptı acaba? Ya öyle şeylere takıldığını düşünmüyorum çünkü Bedos'u, Medos'uyla da evlendi, gitti geldi. Acun'u artık arkadaşı gibi görüyor, halası gibi görüyor dermişim. <laughs> Şeyma Acun'u halası gibi görüyor artık. Pek ilgilendiğini düşünmüyorum ama gazeteler o yönde haberler yapıyor. Güzel kadın, bakımlı kadın, e gençliği de var. E, ne derler, hızlı da yaşıyor, şanslı da. Bu kadar ballı olunur mu Hep zengin adamlar? Yani e, benzer benzeri çekiyor diye boşuna dememişler. Çağla Şikel Kenan Doğulu konserinde e, eğlenirken ki görüntülerini paylaşmış. Kenan dipçik gibi anam ya maşallah dipçik gibi duruyor vallahi böyle hiç demezsiniz elliyi devirmiş adam demezsiniz muhteşem görünüyor Kenan Doğulu. Ee, Çağla Şikel de Kenan Doğulu'yu izlerken bir ara böyle Kenan'la göz göze gelip şöyle bir aman Beren görmesin diyelim. Ve devam edelim arkadaşlar. Hülya Avşar aşk adına açıklamalarda bulunmuş. Bakalım neler söylemiş. Geçenlerde diyor diyor bir saçmalıydı, saçmaladıydı. Onu toparlamaya çalışıyor herhalde. Ee, i̇şte böyle bir enteresan kıyaslamalar falan yaptı. Hülya Avşar aşk hakkında konuşmuş ve sanatçı birlikte olacağım erkek bana muhtaç olmamalı. E, erkek güç figürü yani tabii ki kadının altında ezilen bir erkek ee, güçlü kadınlar istemez diye düşünüyorum. E ee, anında saygın biter demiş aşka. Flörtsü seven bir kadınım. Kendimi aşka kapamadım ama çok sevmem lazım. Ayrıca kendimden küçük biriyle beraber olmak bana cazip gelmiyor. Katılıyorum. Yani belki gençlikte olabiliyordu arkadaşlar. Gençken e, tolere ediyor, kaldırıyor hani o yaş farkları falan düşünün. 40'lı yaşlarında bir kadın Hani kendinden 10 yaş 30 yaşında bir adam olur, 30 yaşındaki e, ne bileyim hatta ya 40 yaşındaki adam 30 yaşında bir kız olur. Gençlikte tolere oluyor. Ama yaş ilerlediği zaman e, bir, bir bir yakıştıramıyorum. Bir sevimsizleşmiyor mu sizce de? E, aşka hürmetim, saygım sonsuz. Bu bir kere yaşanıyorsa ona bir şey diyemem. Ama zırt pırt piyasada görüyoruz. Sürekli e, 60-65 yaşında adamlar 20'lik kızlarla geziyor. O orada bir aşk olduğunu düşünmüyorum. Orada başka bir şey var. E, seksüel ve gençliğinden besleniyor bazı erkekler e, ama denklik belki 3 minnoş 3-4 yaş falan olabilir böyle e, ucu ucuna aynı yaşta da denk getirmek çok zor canım arada öyle 3 yaş o ondan büyük 4 yaş o ondan büyük olabilir bunlar olabilir ama uçurum 30-40 yaş Mehmet Ali gibi Sonra maskara oluyorsun. Sonra e, kraldan çok kralcı oluyor. Sanki kendi eviymiş gibi arkadaşlarına tanıtıyor. Bir de arkadaşlarına sinsi diyor. Evi görünce diyor bir şey oldu diyor. Böyle bir Ay, yani kraldan çok kralcı kim mi? Mehmet Ali'nin sevgilisi. Enteresan dün bahsettik biraz açıklamaları vardı. E, ben e, görünce şunu düşündüm ilk. Yani gerçekten kıza da üzülüyorum aslında. Yani şu anlamda üzülüyorum. Belki hayatın ee, bir takım zorlu yollarından geçmiş. Para belki onun için ne bileyim ışıltılı geliyor. O ev, o hayat. Ee, ona belki ama e, doğru bir şey içerisinde olmadığını anlayacaktır belki ama işte ne diyeyim bilmiyorum ki şimdi bir şey söyleyince de sanki kızı kötülüyormuş gibi oluyoruz. Benim yoksa tanımam, etmem e, veya bir husumetim de yok. Herkes iyi olsun ama e, Kamu öyle kendileri paylaştıkları için eleştiri konusu oluyor. Biz yoksa kim evinde oturan kimseyi eleştirmiyoruz. Bunu basınla paylaştıkları için, kamuya açık kullandıkları için bu görselleri, bu materyalleri eleştiri konusu oluyorlar. Yoksa benim bazen çünkü diyorsunuz sanki özel bir husumetim var. Veya amma abarttın, niye savundun Mehmet Ali Erbil'i. Mehmet Ali Erbil'i de savunmadım oysa ki. Mehmet Ali Erbil'in beğenirsiniz beğenmezsiniz sayısız filmde oynamış bir TRT geçmişi var. Bir spikerlik, bir sunuculuk geçmişi var. Tabii ki elin birkaç hata, açıklama, sözü olmuştur. Çirkin davranışları olmuştur. Ee, onu Bazıları onları yazmış canım. Yani tek tek cımbızla hayatındaki hataları söylemiyorum. Ama en iyi konu bir başarı hikayesidir Mehmet Ali Erbil'de. Kendi çapında, kendi alanında, şovmenlik alanında. Bir ilklere imza attı televizyon şovmenliği anlamında. Başarılı işleri var. Ee, o yüzden o elleriyle oluşturmuş olduğu isme, tanınırlığa yakışmıyor kendini bu şekilde TikTok'taki ne bileyim bu ucuz muhabbetlerin içerisine sokup parası için mi beraber deyip kızlar orada konuşuyor. O da onu duyuyor. Yani ne bileyim hiç mi rahatsız olmuyor. Acaba bu bir PR mı? Ya da bundan para mı kazanıyorlar? Bir takipçi öyle diyor. Yani hiç de bana bu tarz şeyleri yani özellikle yaptıklarına göre bir getirisi mi var? Bilemiyorum benim bu işlere kafam basmıyor arkadaşlar. Ama yakışıksız bulduğumu söyleyeyim. Hülya Avşar'a da tabii şimdi bu saatten sonra düşünsenize. Hülya Avşar'ın 25 yaşında bir çocuğu elinden tutup gezdiğini. Yakışır mı koca kadına? <laughs> Ay çok zor aşık olurum diye. Hülya'cığım o sana özgü bir şey değil. Yaş ilerledikçe insanların kriterleri de artıyor. Gençlikte hormonlar yönetiyor biraz. Ama yaş aldıkça bunu da yanlış değerlendirmesin hemen birilerine çok takmayayım. Yaşa takmıyorum ben 80 yaşında da olsam yaşımın gerektirdiği mutlu bir şekilde e, hayatıma devam ederim. Hayatta her şey ilişkiden ibaret, seksten ibaret ya da cinsellikten ibaret değil. Hayatın o kadar çok güzelliği var ki o güzellikleri paylaşacağınız tabii ki bir partneriniz, hayat arkadaşınızın olmasını istemeniz her yaşta çok doğal, çok güzel ama denklik o da çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü öyle olmadığında bir taraf bir tarafı sömüren, kullanan pozisyonunda oluyor. Onun için bence akıllıca açıklamalarda bulunmuş. Yok gözle aldatırım, yok bilmem ne yaparım diye. Geçen sefer böyle saçmalamıştı Hülya Avşar. Bu sefer en azından durumu toparlamış diye düşünüyorum. Hülya Avşar gençliğinde çok güzeldi ya. Yani. İnanılmaz gerçekten Yeşilçam'ın e, yüz güzelliği olarak inanılmaz güzel değil miydi? Yani gerçekten altın oranda bir Yüz hatlarına sahip Hülya Avşar. Bu kıyamı da unutma Hülya'cığım. Her devam edermişim. Ve e, Nez. Nez'e aşk yaramadı mı? Biliyorsunuz o Güldür Güldür'deki e, bilmem ne Rüştü müydü? Çocuğun ismi gelmez şimdi. Ondan ayrıldıktan sonra hastanelik oldum. E, Sağlık her şeyden önemliymiş dedi. Günaydın abla diyelim bizde. Şarkıcı Nez. Akşam saatlerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmış. Ve sosyal medya hesabından açıklama yapmış iyi olduğunu söylemiş geçmiş olsun diyelim gerçekten sağlık her şey. dünyayı size versinler ee, rahat nefes alamıyorsanız sağlıklı değilseniz herhangi bir yerinizde sınanıyorsanız dünya sizin olsa boş en büyük servet ve zenginlik sağlıklı olmak ondan sonrası hayat düşe kalka büyüyoruz gelişiyoruz öğreniyoruz öyle değil mi arkadaşlar devam edelim. Dün bazı takipçilerim eee masar alan son kızını kaybetti. Evlat acısı yaşıyor. Söylemediniz. Allah rahmet eylesin. Tabii ki sıralı ölüm işte çok önemli. Derler ya sıralı ölüm. Bir babanın evladının ölümünü görmesi kadar e, kötü bir şey olamaz diye düşünüyorum yine. Ne derler? Bak ne anneler var. Keşke kurşunla ölseydi diyebilecek kadar acı çeken anneler de var. <laughs> Aklıma geldikçe deliriyorum gerçekten. E, bir kez daha Allah ona ne derler sabrını versin. Delirir insan gerçekten düşünemiyorum. E, Masar alan sonra da baş sağlığı dileyelim. Ona da sabırlar diliyoruz. Hele de ileriki yaşlarında insanların bu ağır e, neydi o bir oyuncumuz daha vardı oğlunu kaybetti. Keşke 5 milyonum daha gitseydi. Bütün servetim gitseydi de oğlum yaşasaydı diye. Tedavisi için büyük paralar da harcamasına rağmen evladını yaşatamamıştı. E, evlat başka bir şey ya. Gerçekten annelik başka bir şey çünkü anne olduğunuz zaman kalpten bağlanıyorsunuz. Her ne kadar biyolojik olarak anne değilim belki ama ben de çocuklarımın annesiyim. Onların gözündeki bir damla üzüntüye dayanamıyorum ki anneleri düşünemiyorum. Yani gerçekten anne demişken Murat Yıldırım yeni projesiyle ekranlara dönüyor ama bu arada faslı eşi İman Elbani ile. İki yaşındaki kızlarının e, doğum gününü kutlamışlar, parti vermişler. E, Murat Yıldırım da e, güzel bir diziyle dönüyor. Bakalım nasıl e, reytinglere yenik düşecek mi, başarılı olacak mı bu kadar çok yeni dizinin içerisinde. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Bu arada Rüçük de sıkı markaja almış. Ben bekliyordum zaten biliyorsunuz e, Kızıl Goncalar'ın e, konusu itibariyle bir e, rütüğün markajına takılacağını kızıl goncalar ve e, kızılcık şerbetini gene bir markajına almış zannedersem. dersem bakalım e, Ebu Bekir Şahin neler paylaşmış. E, üst kurulumuz yeni yayın döneminde dizi filmlerle alakalı denetim sürecini titizlikle yerine getirmektedir. Hem çok izlenen hem de çok şikayet edilen yapımlar olan dizi filmler yayıncılık ilkeleri ihlal ettikleri durumlarda toplumsal Refleksleri de beraberinde getirmektedir. Yeni bir yayın döneminin başlangıcında vatandaşlarımızın çokça rahatsız olduğu yapımlarla alakalı izleme uzmanlarımız teyakkuzdadır. Bu minimalde toplumumuzda tepkiye karşılanan, milli güvenliğimizi ihlal ettiği iddia edilen dizilerle ilgili tabii e, takibimiz aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Vallahi içimiz rahat değil. Ee, çok da takip ettiğinizi düşünmüyorum. İşinize geldiği gibi işinize gel, gelene e, müdahale ediyorsunuz. Önce o TRT'deki dönem dizilerinde çıvak diye kılıçtan geçirmeleri, kesince o kan fışkırmaları yarı, y yayınlamayın yani. O bir, bir sürü e, dönem dizilerindeki o kılıçtan geçirme sahnelerinde. Ay hele bir tanesine denk gelmişim. Hangisiydi o? Epey oldu o şakır şukur insanların kesildiğine kadar kanların fışık fışık etrafa sıçradığına dair gösteriyorsunuz. Ondan sonra bunu o kadar doğallaştırıyorsunuz ki bu sadistçe durumları işte yeni yetişen gençlerin içerisinde de bu sakkın tohumlar varsa bunları göre 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 onlar daha da büyüyor demek ki diye düşünüyorum. Yani başka bir açıklaması olabilir mi? O kadar şiddet içerikli şeylerin yayınlanmasına yoksa Kızılcık Serbeti Kızıl Goncalar ben onlarda çok da öyle e, ülke e, menfaatlerini ali menfaatlerini zedeleyici bir şeyler olduğunu e, düşünmüyorum. Yani toplumsal bir ahlaki değerin ihlal edildiğini düşünmüyorum. Tamam o e, aynı evin içerisinde o, 30 tane adamı ondan ona ondan ona gezdirmelerini doğru bulmuyorum ama bu şiddet içerikli görüntülere bir kota getirilsin lütfen. Ona da ilk önce lütfen TRT'den başlayın. Yani o görüntüler hiç de masum değil. Mauro Icardi e, sonunda yani ta onun peşine e, şeylere gitti yani Brezilyalara gitti. Vanda e, ile barışmış. Çocuklarıyla İstanbul'a gelmesi bekleniyormuş Banda'nın. Allem etti, gullem etti görüyor musunuz? Yani aşık ama adam belli. ilk günden beri... E, yani hani saçmalamadı gideyim çapkınlık yapayım sağda solda gezeyim demedi adam karısına o kadar aşıkmış ki. E, gönlünü de aldı. Allah bozmasın hiçbir yuva dağılmasın diyelim ve geçelim. E, Sergen, bu da çok e, ilgimi çekti aslında. Eğlence çıkışı eski takım arkadaşı Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile e, görüntülenmek istemeyen Sergen Yalçın Başka bir arkadaşın aracına bindi Soruları yanıtsız bırakan Sergen Yalçın Sezer Çakır Bir başka araçla takip etmeyi Tercih etti Utanç verici ya kadın kıtlığı mı Var erkek kıtlığımı var Yani neden arkadaşım Dediğin ya da ne bileyim yüz yüze Baktığın ya o kadına da ayıp Eski ayrıldığının Arkadaşıyla beraber olmak Bu Sergen'e de yakışmaz meslektaşının eski eşiyle eski bile olsa görüşmek. Çok çirkin öyle değil mi ya? Kadın bolluğu kıtlığı var, erkek kıtlığı var ya. Bulamıyor musunuz yani? Yani biri bırakınca öbürü alacak. Ne kadar çirkinleşiyorlar farkında mısın? Kadındaki de cürete bak, cesarete bak. Bari oradan kafayı da çekmiş kulüp kapılarına. Sen gel diye böyle iğrenç bir ses. Yani utanmıyorsunuz da yaşınızı başınızı almış insanlarsınız. Yani Ka ne derler paranız var. Allah şaşırtmasın diye boşuna demiyorlar gerçekten bak. Allah şaşırtmasın. Para var, pul var. Ee, edepli, hayalı ilişkiler yaşayın. Kardeşim adam bu ne gerek var böyle hoş bir şeye? Hani diyeceğim ki toy olurlar. Ee, 20'li yaşlar, hormonların bedenimizi yönettiği zamanlarda bu hataları tolere edemeyiz gene. Ama bu hataları yapmış olsanız insanın hani derler ya gençliğine verelim. Ulan gelmişsiniz 45-50 yaşına bu saatten sonra neyin azgınlığı da arkadaşının karısı eski karısı bile olsa bakacak kadar gözünüz dönüyor. Gidin başka kadına bak canım. Ne çirkin ya hiç umut Hiç utanma diye bir şey kalmadı bir çoğunda biliyor musunuz? Sokağa çıkamam ya böyle bir görüntüden sonra ben. Ya yani nasıl bir, bir insanda utanma diye bir utanma duygusu asil insanlarda olur gerçi asil insanlarda utanma duygusu olur. Bir insan utanıyorsa en önemli hasletlerden birine sahip demektir. Gerçekten kendinizi bir çek edin. Böyle e, ne bileyim bazı olaylar karşısında utanıyorsanız, mahcup oluyorsanız bu sizin insani vasıflarınızı kaybetmediğinizin bir belirtisidir. Bunlarda utanma da yok anacığım ya. Gerçekten ya. Dünya bunların olsa benim sizde de var mı bilmiyorum. Bazılarını gözümde büyütmüşüm diyorum. Bazı insanlara ne diyorum ki hayranlık duyduğum insanlara ne kadar gözümde büyütmüşüm. Bunlar ne kadar çekirdek tanesi kadar etmeyecek küçüklükte insanlarmış diyorum. Böyle ölümcül hatalar yapanlar için söylüyorum. Koskoca ne bileyim e, bir camianın e, beğendiği bir adam. Dejenereliğe bak sanki şey daha başında kaldın hiç kadın kız görmedin. Bu bolluğunun, bu paranın, bu işte debdebenin içerisinde ahlaksızlık. Bunun başka bir açıklaması olabilir mi? Olamaz diye düşünenlerdenim. Ebru Gündeş, ne emeklerle büyüttüğümüz, dokunmaya kıyamadığımız evlatlarımız taciz ediliyor, tecavüz ediliyor, kesiliyor, öldürülüyor. Adaletten fazlasını istiyoruz demiş. Çok da haklı. Nebahat Çehre isyan ettin. Ebru gündeş Bütün ünlüler e, ezgi mola, e, dün e, yaşanan korkunç olayla ilgili bu vahşet nasıl bitecek? Suçlular ceza çektiğinde bitecek. Dışarı salındı, e, salındıklarında değil gerçekçi olmamız gerekiyor. Hiçbir önlem alınmıyor. Suçluların hapse girmesi gerekiyor. E, özellikle de bu taciz, cinsel taciz ya da kadına şiddet konularında Toleranslı olunmaması lazım. Yarın sizin kızınız, sizin evladınızın başına da gelebilir ya. Yani salmayın bunları kardeşim. Bak annelerin, babaların yüreğini ateş düşürmeyin. İşte çürüme var ya, bir çürümüşlük var. Başka bir açıklaması olamaz diye düşünüyorum. Bu kadar üst üste yaşanınca. Narini unutuyoruz ya, düşünebiliyor musunuz? Milyonda bir yaşanması gereken bir olayın, bir davanın o kadar çok sapkın o kadar çok dejenere şeyler iki yaşında çocuğa taciz edildiğini duyduk. Boğaz kesildiğini duyduk. Kadınlara sokak ortasında tecavüz edilmeye kalktığını duyduk. Ya Bunları duyduğumuz kulaklar bunları duyuyor. Bir ayın içerisinde bir ay olmadı yani. O yüzden kız çocuklarımızın kadınlarımızın, kızlarımızın, geleceğin annelerinin böyle sokak ortasında iki tane abazan, sapkın, sadist ruhlu insanların elinde oyuncak olmasına müsaade edilmemeli. En ağır cezalar verilmeli ne Yani bu konuda oturup kafa yormalı diye düşünüyorum. Bütün hukukçular, bütün pedagoglar, bütün kimse bu istismarcıların ee, psikologlar yani bunu çözmelerinin gerektiğine suça bulaşmadan önce çözmelerinin gerektiğine e, gerekli adımların atılmasının da acilen yapılması gerektiğine inananlardanım. Yoksa artık sokağa çıkamayacak insanlar. Hadi geçelim yakışıklı erkeklerin pantezili e, dünyalarını kendi dünyamda kavrulup gidiyorum diyor. Kim efendim? Ee, Gökhan Alkan yakışıklı oyuncularımızdan Önceki gün Levent'te bir kuaförden çıkarken görüntülenmiş Sakin bir hayat sürdüğünü dile getiren Gökhan Alkan Çok sakin ve çok düzenli bir hayat sürüyorum Kendi dünyamda kavrulup gidiyorum Bol bol da seyahat ediyorum demiş Uzun süredir bir sevgilisi olmayan ve tek görüntülenen Alkan Bu yakışıklı erkeklerin, güzel kadınların e, tek kalmalarını Doğru bulmuyorum gencecik yaşlarında. Olsun flörtleriniz, sevgilileriniz. Ve demiş ki aşk hayatıyla ilgili sorulara hayatımda şu an kimse yok. Sizin görmediğiniz yerlerde bir şeyler olabilir tabii ama şu an kalbimde kimse yok. Bekar, sağlıklı bir erkek olarak hayatımıza devam ediyoruz. O yüzden flörtleşmeler de oluyor. Bu çok normal diyerek gülmüş. Şans veriyorsunuz ama değerlendiriyorsunuz mu demiş gazeteci. Ee, bu soruya da şansı ben vermem ya erkek şans verdiğini zanneder hep ama kadın çoktan onu seçip o şansı vermiştir. Ee, deniyoruz bir şeyler ama siz görmüyorsunuz diye yanıt vermiş ve gülmüş. Doğru kadın kafeye koyduysa zaten o erkek seçtiğini zanneder <laughs> asla kadın seçmiştir ama kadınlar çok güçlü gücünün de farkında olsun ee, ve ee, anne olduklarında evlatlarını yetiştirirken her şey annede bitiyor. Bugün bu kadınlara zulmeden, bu kadınlara saldıran, bu kadınlara e, şiddet uygulayan erkekleri de yine bir kadın doğurdu. Yine bir kadın büyüttü ve yine bir kadın yetiştirdi. Ailede başlıyor, çocukken başlıyor. Ee, kadın, erkek imajinasyonlarını o kadar iyi belirlemeleri gerekiyor ki erkek olduğunda kadına istediğin gibi davranamazsın. Anne öğretecek bunları, kadınları üzemezsin, kaba şiddet uygulayamazsın. Onlara iyi davranması gerektiğini, çocukluktan annelerin aşılaması gerekiyor, eğitmesi gerekiyor, öğretmesi gerekiyor. Bugün katil dediğimiz, cani dediğimiz ağaç kovundan çıkmıyor. Onlar da bir kadının, bir annenin elinde büyüyor. O yüzden annelere çok iş düşüyor diye düşünüyorum. Ve yine hayvanseverler teyakkuzda dün de e, hayvanlar günüymüş, hayvanları koruma günüymüş zannedersem. Seren Serengil bu konuda artık başrolde. E, İmamoğlu'yla da diyalog halinde. E, Seren Serengil'in de açıklamaları vardı. E, bakayım eğer <laughs> screenshot'ını aldıysam. O kadar çok e, kaba şiddetle alakalı haber vardı ki Seren Serengil'e bir sıra gelemedi ve şöyle bir paylaşıda bulunmuş. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu beyefendi sokak e, hayvanları yol haritası başlığı e, basın toplantısı sonrasında makamında ziyaret ettim. Bu sürecin başından biridir. Hayvan haklarıyla ilgili duruşunu son derece takdir ettiğim Sayın İmamoğlu bugün birçok yeni projeden bahsetti. Benim için en önemli konu başlığı CHP belediyesinin hiçbir sokak hayvanını asla uyutacağı ve iktidarın geldiklerinde sokak hayvanlarını toplatıp kısırlaştırıp yerine bırakıp sistemine geri döneceğinin müjdesini vermesi oldu. Tabii ki rehabilite edilecek hayvanlar, tehlikeli olanlar tabii ki rehabilite edilip onlar e, kapalı bir yerde tutulacak zannedersem. Ve devam etmiş, e, demiş ki canlarımızı e, tekrar bizimle... Yaşayabilecekleri tabi dayanabilirlerse o zamana kadar demiş ama bu süreçte hayvanların bu kötü şartlarda yaşamamaları adına ne yapılması gerekiyor? Ortak tüm çalışmalarda belirlenip hızlıca aksiyon nasıl alırız? Bu da sohbetimizin konusuydu. Bu karanlık tünelden geçerken birbirimize tutunarak güçlükleri beraber göğüsleyeceğiz. Ee, siz, ben, tüm e, STKlar, dernekler, gruplar, bu anlam e, anlamda sessiz e, olamaz. E, göreve hazırım. Hepiniz bir, bir birimiz birimiz için, hepimiz birimiz için. E, hepinizi seviyorum. Biz bu savaşı kazanacağız diye. Dün de anlamlı gündü. E, o kadar çok artık dehşet haberini verdik ki e, inanın üzüntüden aklımıza bile gelmedi. Hayvanlara sıra gelmiyor. O kadar korkunç şeyler yaşıyoruz. Bu konuda kutluyorum Seren Serengil'i. Söylediği her cümleye de katılıyorum. Ee, hayvanlar için yapılacak çok şey var. Görmezden gelmek, yok saymak, şiddet uygulamak, onlara işkence çektirmek ki e, anında gidiyorum diye çok dehşet verici görüntülere de şahit oluyoruz. Toplama, zehirleme. Ee, şimdi Seren Serengil'e Hande Yener de katıldı. Birçok ünlü sanatçı bu konuda destekliyor. İyi şeyler yapılabilir, tabii ki bakın bundan şu çıkmasın, sokakta hemen e, masum insanlar ısırılsın ya da ne bileyim birilerinin e, canı tehlikeye girsin kesinlikle demiyoruz. Ama e, çözüm gerçekten onları toplatıp öldürmek değil, yaşatarak bu sorunları da çözebiliriz diye düşünenlerdenim ve kutluyorum ya gerçekten Seren Serengil'i kutluyorum. Dün birazcık bahsettik. Ferdi Tayfun'un selzenişlerinde ne kadar haklı olduğunu. Çünkü e, damadının ofisinde silahlar yakalandı ruhsatsız. Yani e, karanlık bir şey ya. Niye bir insan e, silah bulundurur iş yerinde, değil mi? Ne gereksiz işler yani. Ay bu arada Safiye Soyman 13 yaşında e, evlendirildiğini belirterek işte benim çocuk gelin diye gelinlikli ay küçücük bir çocuk ah yavrum benim ee, o halini paylaşmış ne kadar acı değil mi? Yani bu geleneği, bu kültürü devam ettiriyor Arapların bir kesimi maalesef. Küçücük ya biz 12 13 yaşındaki çocuk bizim için onlar için potansiyel eş, gelin gibi görüyorlar. Ne kadar e, ahlaki bir çöküş, korkunçluk. 13 yaşında bir çocuğa sen Anne olma sorumluluğu verebilir misin? Ehliyeti verebilir misin? Olacak şey değil ama bizim kültürümüzde de yok bu. Yani o yüzden e, ay canım benim Safiye Soyman bugün de şarkı söylüyordu üzünlü. Oğlu aklına geldi herhalde. E, o da pek iyi hissetmediğini düşünüyorum. E, herkes mutsuz ama teselli oluyoruz herhalde bir şeylerle avınıyoruz, mutlu olmaya çalışıyoruz. Ee, hiç ummadığımız insanların hiç ummadığımız hikayeleri çıkıyor. Ben o konuya değindim mi? İşte dediğim gibi arkadaşımın bugün sabah kalktı Eda intihar etmiş deyince o kadar üzüldüm ki. Hemen çok yakın olmasam da birkaç kez evine gittiğim gencecik bir kız. Ne oldu da 35 yaşında hayatına son verecek raddeye geldi. Değil mi? Ne kadar üzücü şeyler yaşanıyor. Bunlar çoğaldıkça da inanın... İnanın böyle iliklerime kadar o acıyı hissediyorum. Ee, kimse için Allah annelere, babalara sabır versin. Kimse hiç. Kimse böyle ölmeye hak etmez. Yani mücadele etmek lazım. Biz dünyaya mücadele etmek için geliyoruz. Pes etmemek lazım her koşulda ve her durumda. Şöyle bir tekrar gözden geçireyim haberlerimi arkadaşlar. Pas geçtiğim haberlerim varsa tekrar üstünden bir geçelim. Valayı kutluyorum. Ee, Seren serengili. İnanılmaz bir duruş sergiliyor bu e, hayvanlarla ilgili. Gerçekten kutluyorum canı gönülden. Bu arada dün de konumuzdu yardımseverliğiyle Hasan Cankaya. Bugün de enteresan bir açıklaması olmuş. Al beni nikah salonuna götür diye. Kime demiş bunu? Ünlü sanatçı, akıllı kadın, iyi kalpli, iyi insanlardan çok etkileniyorum. Üçüncüsü de güzel gülen kız al beni nikah salonuna götür. Eee iyi kalbi çıkar e, çıkarınca aşırı soğuyorum. Yani iyi kalbi çıkarınca içinden diyor. Aşırı soğuyorum açıklamasında bulunmuş. Yani salt güzellik de bir işe yaramıyor. Kalbi güzeldiyse tabii canım içi şeytansa, kalbi güzel değilse, e, görüntüsü güzel olsa neye yarar yani? Neyleyim kaşını, gözünü içinde fokur fokur kötülük kaynayan bir şeyin zaten içi kötülük kaynayan birinin de yüzü de güzel olmuyor o yansıyor bir yerlerden pırtlıyor yani öyle hani içinde kötülük kaynayan birisi öyle güzel gülemez güzel bakamaz öyle değil mi ee, dışa da yansıyor ay her ne kadar desek de o melek yüzlü şeytanı gördünüz kıtır kıtır kesti kızı hiç ummazsınız o surattan o yüzden öyle bir şeyi artık ne derler at izi it izine karıştı kim iyi kim kötü onun analizini bile yapamayacak hale getirdiler hepimizi. Allah herkesi ama herkesi kötü insanların şerrinden korusun dedikten sonra Cemal Can'ın, Hasan Cankaya'ya da, Cemalcan Can ne ayol bu ikisini karıştırıyorum. Hasan Cankaya'ya da böyle güzel gülen, güzel kalpli bir kadın Allah nasip etsin, bir eş nasip etsin diyelim o zaman. E, gülmek ne kadar önemli değil mi? Gerçekten güzel gülmek, güzel bakmak yani gerçekten çok önemli kim istemez ki hayatında güzel gülen ve güzel bakan birisini dedikten sonra bugünlükse başınızdan bu kadar hepinizi çok seviyorum ee, umut ediyorum güzel haberler vereceğimiz, güzel hayat hikayeleri anlatacağımız, güzel hikayelerde buluşacağımız günler yakındır diye umut ediyorum ne derler içimizi karartmamak gerekiyor hayat sürdüğü sürece güzellikler de var, kötülükler de var İnşallah güzelliklerin kötülüklerin önünde olduğu günler görürüz. Hepinizi çok seviyorum. Yarın görüşene dek hoşçakalın, mutlu kalın. Her zaman sevoşta kalın.